15 senedir Bedestenin çarşısında çaycılık görevi yapıyoruz. Biko olarak. Tarihi bir yer burası. Evet. 450 yıldır civarında bir tarihi yerimiz. Hüsnü Paşa Çarşısı'nın bir ek parçasıdır. Tarihi olarak bakıma alınacak işte bir iki sene içinde ölçümünü, akedişini yaptılar. Bir iki sene içinde güzel bir şeye benzeyecek. İnşallah buraları güzel bir tarihimizi genişleteceğiz. Hüsnü Paşa Camisi'nin kubbesi olarak bilinen bu yer. Tarihi bir yer olarak 450 yıllık iş yapıyor. Esnafımız var içeride. Dükkanlarımız var. Devam edecek. İnşallah bizden sonra torunlarımıza daha güzel bir yatırım olarak ilerlemesini sağlıyoruz. Ve sağlamak istiyor devletimiz yani. Yapmak istiyor bir şeyler. Güzel bir görünme oldu zaten. Piyasa böyle yıkıldı sağ sollar. Hüsnü Paşa Çarşısı olarak meydan olarak açılma bir şeyine gösterme kaydı gidiyor. Ve güzel bir çalışma oluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'yle bunlar çok ilgileniyor. Onu biliyoruz biz. İşte vakıfların kiracısız burada. Herkes kiracı burada. Kimsenin yeri yok. Güzel bir çarşı olarak bekliyoruz. Rüstem Paşa Külliyesi Mimar Sinan tarafından 1554 yılında yapılmıştır. Ancak Mimar Sinan'ın eserlerinden anlıyoruz ki aslında cami ile beraber imaret kısmı, kervansaray kısmı ve medrese kısmı yapılmış. Onun dışındaki diğer eklentileri daha sonra ilave edildi anlaşılıyor. Aynen Bedesten'de olduğu gibi. Bedesten caminin hemen batısındadır. Yapılış tarihi tam bilinmiyor ama Mimar Sinan eseri olmadığı kesin bir şekilde ortada. Caminin batısında yer almakta olup kare düzenindedir ve 6 tane kubbeden oluşmaktadır. Zaten Bedesten'in yapılmasının amacı da Rüstem Paşa Camii'nin ve diğer külliyenin diğer unsurlarının gelir elde etmek ve böylece caminin vakıf imareti olarak ayakta kalmasını sağlamaktır. 1972 yılına kadar harap vaziyetteyken 1972 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı bir restorasyon sonucunda bugünkü durumunu almıştır. Tekirdağ'ın en önemli kültür varlıklarından bir tanesidir ve oldukça sayıda da ziyaretçi almaktadır.